Değerli öğretmenim sevgili arkadaşlarım selamlar merhabalar beyin yakmaya beyin yakmaya beyin yakmaya geldim. Test 9 test 10 test 11 ekstra yorum isteyen sorular dedik bu sorular beyninde böyle beyninde harman dalı oynatacak polinomlara beyninde harman dalı oynatacak. Bu arada saat tam 23.15 çalışmaya emek vermeye azimle güler yüzümüzle çalışmaya devam ediyoruz bak. Bak bu soruları mutlaka hepsini öğren. Yanlarına yıldızlar, boncuklar, bıyıklar ne yapıyorsan yap. Dön bu sorulara bak, dön bu sorulara bak. Bu 9-10-11. testlerimiz var ya. Ekstra yorum isteyen sorularımız var ya. Gerçekten, gerçekten efsane. Yani böyle çok farklı bakış açıları kazandıracağım sana. Güzelce, güzelce, güzelce hepsini öğrenmeye çalış. Bir tek birinci sorumuz bir tık kolay. Yani böyle çok farklı bir bakış açısı yok ama sonraki soruların her biri var ya. Ya öyle kendim yazdım diye söylemiyorum. Efsaneler yani efsaneler. Öyle baktıkça hayranlık uyandırıyor. Mutlaka işaretlerini koy. Ben çok önemlilerin yanına gerçi hepsi çok önemli ama işaretler koyacağım ama yine de sen de işaretler koy. Özellikle yeni öğrendiğin tarzlara aradı dön. Aradığın bak. Bu testler sana çok şey kazandıracak. Hadi bakalım. Şimdi birinci sorumuz söylediğim gibi bir tık kolay diğerlerine göre. Şekildeki düzenekte 3 top rastgele birer hazneye düşerek PX polinomunun kat oluşacakmış. Bak eksi 2, eksi 3, eksi 4 yazıyor. Buralara rastgele düşecekler ve PX polinomu oluşacak. Oluşan PX polinomu P2'nin en küçük değer alabileceği polinomdur diyor. Hmm, buna göre PX polinomunun X artı 1 ile bölümünden kalanı kaç? Neyi sorduğuna bir bakalım. X artı 1'i 0 eşitledim. X yerlerine eksi 1 yazacağım. Kimin? Px'in. Yani bu soru benden. Şuraya yazalım. P-1'i istiyor. Tamam. Şimdi ama Px'i bilmiyorum. Biz şöyle diyelim mi? Buraya A düşsün. Buraya B düşsün. Buraya C düşsün. Şu anda Px polinomu karşımda. A x küp artı B x kare artı C x. Diyor ki P2 en küçük olsun diyor. O zaman ne duruyorsun? P2'yi bir hesapla. X yerlerine 2 yazdığım zaman 8A yaptı. X yerlerine 2 yazdığım zaman 4B yaptı. Artı 2C. Şimdi buradaki ifadenin en küçük olmasını istiyor. Acaba bunlardan hangisini yazarsam en küçük olur? Bakın A'ya ne değerini veriyorum? Büyük katsayılı olana en küçük değerini verdim. Eksi 3. Sonra ikinci büyük katsayılı sayılı olana arkadaşlar. Eksi 2 değerini verdim. Burada 4 değerim var. 4'ü de buraya veriyorum. O zaman A'yı B'yi C'yi buldum. A dediğimiz ne oldu? Eksi 3. B dediğimiz ne oldu? Eksi 2. C dediğimiz 4 oldu. Şimdi soru bizden ne istiyordu? P eksi 1. Hadi bakalım P eksi 1'i buluyorum. 3 var. Eksi 3 var. Eksi 1'in 3. kuvveti eksi 1 yapar. Çarpacağım bunları. Tamam. Şimdi eksi 1'in karesi 1 yapar. Eksi 2 ile çarptığım zaman burası eksi 2. Ne yazıyorduk x yerlerine? Eksi 1 yazıyorduk. Eksi 1 yazdığımız zaman burası ne yaptı? Eksi 4 yaptı. Hadi bakalım o zaman p eksi 1 eşittir. Burası 3 yaptı. Buradan ne geldi? Eksi 2. Eksi 4 daha. Eksi 6. Eksi 3 cevabına ulaştık. Birinci sorumuzun doğru cevabı şıkkımız. Tamam. Şimdi geldik ikiye. Beyin yanmalar başlıyor. Px ikinci dereceden bir polinom için. Diyor ki kat sayıları bir kere tam sayı kardeşim diyor. Kat sayıları toplamlarının mutlak değeri 12'den küçüktür diyor. Px eşittir 0 denkleminin kökleri 5 bölü 2 ve eksi 1'dir. Bu şartlara uygun kaç tane Px polinomu yazılabilir? Hemen bu sorunun yanına bir tane yıldız atmanı istiyorum. Şimdi bir kere Px eşittir sıfır denkleminin köklerini söylediyse bana bu denklemi kurabilirim ben. Bu Px polinomum baş kat bilmiyorum a. Köklerinden biri 5 bölü 2 ise x eksi 5 bölü 2 yazacaksın. Köklerinden biri eksi 1 ise x eksi eksi 1'den x artı 1. Px polinomum karşımda. Ama neyi bilmiyorum a'yı bilmiyorum. Şimdi katsayıları sayıları tam sayılardır demiş buna bakacağım. Kat sayılar toplamının mutlak değeri 12'den küçük. Kat sayılar toplamı neydi? Px polinomunun P1. O zaman P1'in mutlak değeri küçükmüş 12'den. Hadi P1'i bulalım. Gel bakalım P1. X yerlerine 1 yazıyorum. A'yı bilmiyorum. 1 yazdım buraya. Payda eşitliyorum. 1 eksi 5 bölü 2 yaptı. Buradan 2 eksi 5 eksi 3 bölü 2 geldi. Eksi 3 bölü 2. Çarpı. X yerlerine ne yazıyorduk arkadaşlar? 1 yazıyorduk. 1 yazınca burası da 2 yaptı. Şimdi sadeleştirdim. P1 dediğimiz eksi 3 A'ya eşit oldu. Diyor ki mutlak değeri diyor 12'den küçük. O zaman diyorum ki eksi 3 A'nın mutlak değeri küçük 12. Soru artık bir mutlak değer sorusuna dönüştü. O zaman eksi 3 A 12'den küçükse eksi 12 ile eksi 3 A 12 aralığındadır diyoruz. O zaman A'nın aralığını bulabilmek için hepsini neye bölüyorum şimdi? Eksi 3'e bölüyorum. Eksi 3'e bölüyorum. Eksi 3'e bölüyorum. Eksi 3'e böldüğüm için eşitsizlik yön değiştirecek. Burası 4 yaptı. 4'ten küçük şunlar birbirlerini götürdü. A burası da ne yaptı? Eksi 4. Şimdi A sayısı eksi 4 ile 4 aralığında diyor. Şimdi A'nın neler olabileceğini gördüm. A'mız 3 olabilir. A'mız 2 olabilir. 1, 0, Eksi 1, eksi 2, eksi 3 olabilir. Hmm. İşaretleyen ayvı 7 zaten 7'yi şıklara bilerek koymadım tuzağa düşmeyin diye. Şimdi kat sayıları tam sayı diyor. Şimdi bunlardan hangisi olursa kat sayıları tam sayı olur. Bakın burada 5 bölü 2 gibi bir şey var. Burada a'yı içeri dağıttığımda, a'yı içeri dağıttığımda bu 5 bölü 2'yi tam sayı haline getirmesi lazım. Mesela a 1 ise bu polinom x eksi 5 bölü 2 çarpı. X artı 1 yapar. Burayı dağıttığınız zaman sabit terimi eksi 5 bölü 2 gelmiş olur olmaz. O zaman A ne olacak biliyor musunuz? O eksi 5 bölü 2'nin bölü 2'sini yok edecek bir şey olacak. Peki bunu neler yok eder? Çift sayılar yok eder. O zaman A sayısı ya 2 olacak ya 0 olacak ya eksi 2 olacak. Yalnız ikinci dereceden polinom dediği için a sıfır da olamaz. a'ya sıfır verirsem ikinci dereceden de olmaz. O zaman bu da gitti. a sayımız ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Bakın a yerine 2 yazdığın zaman içeri dağıtırsın. Şunlar sadeleştiğinde kat sayısı neye dönüşür? Tam sayıya dönüşür. İkinci sorumuzun doğru cevabı A şıkkı. He, soru da şunu söylemeseydi katsayıları tam sayıdır demeseydi sıfır hariç her şey olurdu. Ama kat tam sayı diyorsa Dikkat, dikkat, dikkat. Evet geldik üçüncü sorumuza. Yine bölme işlemiyle ilgili tatlış bir soru. Diyor ki PX, QX, BX, KX birer polinomdur diyor. Bir bölme işlemi vermiş bize. Derece QX'in 6 olduğunu söylemiş. Derece sorusu olduğu için QX'i sil. Yerine X üzeri 6 yaz. Diyor ki BX'in derecesi KX'in derecesinden küçük. PX polinomunun derecesi kaç farklı değer alabilir diyor. Hadi bölmenin sağlamasını yazdır bana. PX polinomu neye eşittir? x üzeri 6 çarpı bx çarpı bx artı kx e eşit. Tamam. Şimdi burada diyor ki arkadaşlar bize bx polinomunun derecesi kx polinomunun derecesinden küçük. Şimdi biz bölme işleminde ne biliyoruz? Kalanın derecesi derece kx her zaman şuradaki bölenin derecesinden küçük olacak. E bölenin derecesi 6 olduğuna göre derece kx 6'dan küçük. O zaman derece kx 5 olabilir, 4 olabilir, 3 olabilir, 2 olabilir, 1 olabilir ve 0 olabilir. E bizim bx'in derecesi bundan küçük olacağına göre o zaman bizim bx mesela bunun derecesi 5 ise Bak kx'in derecesi 5 ise bx'in küçük olacağı için bx'in derecesi ilk 4 olabilir. Yani bx x üzeri 4 olabilir. Sonra e, 4'ten küçük olacağı için x üzeri 3 olabilir. x üzeri 2 olabilir. x üzeri 1 olabilir ve x üzeri 0 olabilir. İşte eğer x üzeri 4 ise üstler toplanır. Px polinomunun derecesi 10 olur. Eğer bu bx x üzeri 3 ise üstler toplanır derecesi 9 olabilir. İşte böyle gidiyor. 4 olduğunda 10. 3 olduğunda 9, 2 olduğunda 8, işte 1 olduğunda 7, 0 olduğunda 6. Yani Px polinomunun derecesi olabilecekler bunlar. Kaç farklı değer alır diye soruyor. 1, 2, 3, 4, 5. Evet 3. sorumuzun doğru cevabı da B şıkkımız oldu. Tamam mı? Yorumlara dikkat, yorumlara dikkat. Her şey, her şey var testin içerisinde. Dikkat. Hemen geldim dördüncü soruma. Yine çok tatlış bir sorum. Yine ekstra yorum isteyen bir soru daha. Bize Px polinomunu vermiş. Diyor ki Px polinomu için P0 M'dir diyor. Hemen bulurum onu. P0. Yaz bak. P0. P0 dediğimiz 7'ye eşit değil mi 0 yazınca? İşte bu M'ye eşitmiş. Tamam M'nin ne olduğunu buldum 7. Hemen M'nin üstüne 7'yi yazdım. Kat sayılar toplamı neymiş? Hemen kat sayılar toplamını buluyorum. P1, 2, eksi A, artı 7 yaptı. Kat sayılar toplamımız 9 eksi A yaptı. O da N'ye eşitmiş. O zaman N eşittir 9 eksi A yazdım. X artı 2 ile bölümünden kalan. Hemen X artı 2'yi 0 eşitledim. X yerlerine ne yazıyorum? Eksi 2 yazıyorum. Bu kalanda kaymış. X yerlerine eksi 2'yi yazdım. Eksi 2'nin karesi 4 yaptı. 2 ile çarptım. Eksi şey 4 yaptı. 2 ile çarptım. Yanlış yazdım orayı. Eksi 2'nin karesi 4. 2 ile çarptım. Burası ne yaptı? 8. Eksi 2'yi yazdım. Eksi 2 ile eksi a çarpıldığı zaman artı 2 a artı 7 yaptı. Burası da ne eşit oldu? 15 artı 2 a eşit oldu. K dediğimizde 15 artı 2 aymış tamam. Buna göre eşitsizlik sistemini sağlayan kaç farklı px polinomu vardır? O zaman söylenenleri yapalım hadi. Dur. Gel bakalım şimdi. Diyor ki bize m eksi n. Ben M'nin 7 olduğunu biliyorum yazdım. Eksi ne? N dediğimiz 9 eksi A'ydı. Eksisini dağıtarak yazıyorum. Eksi 9 artı A yaptı. Bu sıfırdan küçük eşitmiş. Tamam. Şimdi K eksi N diyor. K'nın ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar biz. K dediğimiz 15 artı 2 A'ya eşit. Yanında eksi N var. Eksi N dediğimizde 9 eksi A. Yine bunu da içeri dağıtarak yazalım. 15 artı 2A eksi 9 artı A oldu. Tamam. Şimdi eşitsizlik sorusu oldu. Buraya bir bak şimdi. A burada kalsın. Burası eksi 2 yapıyor. Bu eksi 2 karşıya geçer. A dediğimiz 2'den küçük veya eşitmiş. Hemen kalemimi yeşil yapıyorum. Şimdi buradaki eşitsizliğe bakacağım. Sıfırdan daha büyükmüş. Şu 15'in 9'u gitti 6. 2A ile A'yı topladım. 3A yaptı. O zaman bu 6 bu tarafa eksi olarak geçti. Eksi 6'dan büyüktür 3A. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman A dediğimiz eksi 2'den büyük. A'nın aralığı çıktı. Eksi 2'den büyük eşitmiş A. 2'den küçük eşitmiş. Şimdi o zaman A kaç farklı değer alırsa arkadaşlar Px polinomu da bak sonuçta A değiştikçe Px de bir değişecek. O zaman A eksi 2 eksi 1 0 1 2 değerlerini alır. 1 2 3 4 5. 4. sorumuzun doğru cevabı B şıkkımız oldu. Haydi bakalım geldim 5. soruya. Bir çıkmış sınav sorusu benzeridir. Güzel bir sorudur. Dikkat, dikkat, dikkat. Şimdi P(x) polinomunu vermiş. x küplü bir polinom. Q(x)'i de vermiş. x kareli. Bir 3. dereceden, bir 2. dereceden. Buna dikkat. Şimdi diyor ki P 5 0 diyor. Yani P(x) polinomunda 5 yazınca 0 oluyor. Ya da şöyle düşün px polinomunun köklerinden biri 5. Yani bir çarpanı 5'tir unutma. Tamam bir çarpanı 5 değil x eksi 5. x eksi 5 sıfır eşitince 5 oluyor. Ama qx'in çarpanı 5 değilmiş. Q, qx x eksi 5'e bölünmüyormuş. Diyor ki qx polinomunun kökleri aynı zamanda px polinomunun da kökleri olduğuna göre... A artı B artı C kaçtır? Ha, bir polinom eşitliği sorusu aslında. Şimdi arkadaşlar diyor ki Px'in kökleri. Mesela Px x eksi 2 çarpı Qx x eksi 2 çarpı x 3 olsun. Şimdi Qx'in kökleri Px'in de kökleri diyorsa Px'in içerisinde de x eksi 2 çarpı x eksi 3 vardır. Kelimeyi iyi anla. Bunun her kökü bunun da köküdür. Ha, şimdi P, Qx'i vermiş mi? Bana vermiş. O zaman bu Px ne eşittir biliyor musunuz? E, Qx'in kökleri. Eğer Px'in de kökleri ise QX ile bir şeyin çarpımına eşittir. Şimdi neyin çarpımı? Bak QX kaçıncı dereceden bir polinom? İkinci dereceden. Bunun 3 olabilmesi için birinci dereceden bir şeyle çarpmam lazım. Bak 5 bunun köküyken 5 bunun kökü değilmiş. O zaman bunun bir çarpanı x eksi 5'miş ama bunun değilmiş. O zaman o diğer çarpan da x eksi 5'tir. Yani px polinomu dediğimiz x küp eksi 4ax kare artı 4B artı 1. Şöyle 4B artı 1X artı C dediğimiz. X kare şeyi de yaz şimdi QX'i de yaz. X kare artı AX artı B çarpı neye eşit? X eksi 5'e eşit. Bitti. Gerisi polinom eşitliği. Hadi bakalım soru bizden ABC toplamı nedir diyor. Burası aynen kalsın şurayı bir içeri dağıtalım. Şunu da şunu çarptım. Ne geldi buradan? X küp geldi. Şimdi bunda bunu çarptım. ...eksi 5x kare geldi. Şimdi bununla bunu çarptım. Artı ax kare geldi. Bununla bunu çarptığım zaman... ...eksi 5ax geldi. B'yi dağıtıyorum. Bx eksi 5b. Artı bx eksi 5b oldu. Tamam. Şimdi x küplü x küplüye eşit olacak. Bak burada x küplü var. Burada da x küplü var. Bunlar eşit. X karellere bakıyorum. Şimdi burada x kareli 2 tane var. Kat sayıları ne yapıyor a eksi 5 yapıyor. Burada x kareli ne var? Eksi 4 a var. Eşittir eksi 4 a'ya. Bunu buraya bunu buraya aldığım zaman 5 a eşittir 5 yaptı. A'nın da 1 olduğunu buldum. A burada. Şimdi geliyorum x diye. X'linin kat burada neye eşit? 4b artı 1'e eşit. Buradaki x'lere bakıyorum arkadaşlar. Bir eksi 5a var. Bir de artı b var. Yani b eksi 5a. A'nın 1 olduğunu bulmuştuk. O zaman B böyle yaptım. Bunu buraya bunu buraya aldığımız zaman 3 tane B eşittir eksi 6. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman B'nin ne olduğunu buldum. Eksi 2. Son olarak sabit. Buradaki sabitime bakıyorum C. Şöyle yukarı yazayım. Buradaki sabitime baktığım zaman eksi 5 B. B'nin eksi 2 olduğunu bulmuştuk. B yerine eksi 2 yazdığım zaman çarpımları ne yapıyor? 10. C'miz 10. A'mız 1. B'miz eksi 2. Iki, 11'in ikisi gitti. Sorumuzun doğru cevabı 9. Çok tatlı bir mantığı var sorunun. Px polinomu. Qx polinomunun kökleri onun da kökü ise. Pq, Px polinomunun çarpanlarından bir tanesi de Qx'tir. Hadi bakalım geldik 6. soruya. Altıncı soruda klasik bir denklem kurma sorusu var ama burada bir tatlış bir mantık anlatacağım dikkat. Diyor ki Px polinomu 3. dereceden bir polinomdur ve baş kat sayısı birdir. Tamam. Diyor ki Px polinomu x 1, x 2, x 3 ile bölümünden kalanları 3, 4, 5'tir diyor. Px'in x ile bölümünden kalanı. Sıfıra eşitledim. Yazdım yerine soru benden P0 istiyor. P0'ı bulabilmek için bana denklem lazım. Şimdi şu kalanlar sıfır olsaydı hepsinde. Kolaydı denklem kurmam değil mi? Px polinomu baş kat sayısı 1 olduğu için yazmıyorum. X eksi 1'e tam bölünüyor. X eksi 2'ye tam bölünüyor. Sonra X eksi 3'e de tam bölünüyor. Hepsinden 0 kalanı verseydi buydu. Hepsinden 4 gibi bir kalan verseydi artı 4 yazardım ama. Şimdi hepsinin kalanları farklı. Şimdi normalde yapmam gereken şey şudur. Ben Px 3. dereceden polinomunun Polinomunun denklemini oluşturuyorum. Burada 3. dereceden bir denklem oluştu ya. Normalde buraya benim yazmam gereken yani buraya öyle bir şey yazacağım ki 1 yazdığımda 3'ü verecek. 2 yazdığımda 4'ü verecek. 3 yazdığımda 5'i verecek. Normalde benim buraya yazmam gereken şey AX kare artı BX artı C'dir. Çünkü bu taraf 3. dereceden kalanı ikinci dereceden olabilir mantığıyla düşünmem lazım. Ama bu soruda bir trik var. Şimdi bakın burada bir doğrusal ilişki var. 1 verince bak şuna x yerlerine 1 yazdırır bu. Bu x yerlerine 2 yazdırır bu x yerlerine 3 yazdırır. 1 yazınca 3 olmuş. 2 yazınca 4 olmuş 3 yazınca 5 olmuş. Birer birer büyümüş. Burada doğrusal bir ilişki var. Parabolik ilişkilerde böyle birer birer büyümez. Bir tanesi 1 büyüdüyse bile diğerinde 1 büyümez. Yani buradaki a kesinlikle 0 çıkacaktır. Şurası d. Bx artı C. Orayı yanlış yazmışım. Tamam mı? Niye oranın sıfır olduğunu anladınız mı? Yoksa uzun uzun bu denklemde 1 yazarsınız. Ondan sonra 3'e eşitlersiniz. 2 yazarsınız. 4'e eşitlersiniz. 3 yazarsınız. 5'e eşitlersiniz. Çözdüğünüzde A'nın sıfır olduğunu yine bulursunuz. Hadi şimdi çözelim. Bilgimiz ne arkadaşlar bizim? E, ee, P1'in 3 olduğu. Bak P1. 1 yazınca zaten burası sıfırlandı. Burası B. Ne yaptı arkadaşlar? B artı C yaptı. P1'imiz kaçmış? 3'müş. Sonra P2. Bak 2 yazıyorum. P2. 2 yazdığım zaman burası yine sıfırlandı. 2 yazınca buradan 2B artı C geldi. 2B artı C'nin de kaç olduğunu biliyorum. 4. Bak yukarıdakini eksiyle çarptım. Şunlar götürdü. B eşittir 1 yaptı. Denklemde B yerine 1 yazdığım zaman 2 iki yaptı. 2'yi karşıya alınca da C'miz de 2'ye eşit oldu. Yani bu polinomda şuradaki B'miz 1, C'miz 2. Şimdi P0 istiyordu soru bizde 0 yazıyorum. P0. 0 yazınca burası eksi 1 yaptı. 0 yazınca burası eksi 2 yaptı. 0 yazınca burası eksi -3, 3 yaptı. 0 yazınca burası gitti. Artı ikisi var. Şu eksiler artıya dönüştürsün. Çarptığım zaman eksi 6 artı 2'miz var. Eksi 4 oldu. 6. sorumuzun doğru cevabı 5 şıkkımız. Tamam mı? Normalde ama oraya AX kare artı BX artı C yazmalıydık. Ama birer birer büyüdüğünü görünce doğrusal bir ilişki vardır dedim. Parabolik ilişkiyi yok edip olayımı bitirdim. 7, 7, 7 gel bakalım. Bir Px polinomuyla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Baş katsayısı 2, sabit terimi 1 olan 3. dereceden bir polinomdur. Denklem kurma sorusuna benziyor şimdilik. Diyor ki Px 2 polinomun x 3'te bölümünden kalan 4. Hemen x 3'ü 0'a eşitledim. x ne oldu? 3. Kimi böldü bunu? 3'ü yerine yazdım. P1 yaptı. İlk bilgim P1'in 4 olduğu bilgisi. İkinci bilgiye bakıyorum. Px artı 1 polinomun x eksi 3'te bölümünden kalan 27. Hemen yine burada x eşittir 3 oldu. Burada 3'ü yerine yazdım. 3 ile 1'i topladım 4. 4'ü 2'ye böldüm 2. P2 dediğimizde 27. Şimdi bana 2 bilgi verdi ama bu bilgiler bana denklem kurdurtmaz. Kök falan değil yani. P1 4, P2 27. Çok alakasız. Şimdi normalde bunu hiç kullandırtmadım ben size. Ama bir tane soruda yerleştireyim dedim. Şimdi normalde biz denklem kurarız. Kökleri biliyorsak x eksi 1, x eksi 2 önceki sorudaki gibi ama bu bilgiler bana denklem kurmaya izin vermiyorlar. O zaman... Üçüncü dereceden denklemin en genel kalıbını yazacağım. ax küp artı bx kare artı cx artı d. Ama baş katsayı 2 dediği için 2'yi yazıyorum. 2x küp. Burayı bilmiyorum. bx kare artı cx Sabit terimi de 1 demiş ve bitti. Şimdi bu iki bilgiyi kullanacağım. İki denklemim çıkacak. B'yi ve C'yi bulacağım. Hadi bakalım 1 yazıyorum şimdi. P1. Burası 2 yaptı. Burası B yaptı. Burası C yaptı. Burası 1 yaptı. Eşitmiş 4'e. Bunda bunu topladım 3. Üç. 3'ü karşıya aldım. B artı C toplamımız 1 yaptı. P2 27'ymiş. P2. 2 i̇ki yazdım. 2'nin küpü 8, 2 ile çarptım 16. 2 yazdım. 4B. 2 yazdım. 2C artı 1. Burası neye eşit? 27. 16 artı 1. 17 yaptı. Karşıya aldım. Ne geldi? 4B artı 2C toplamımız 27'nin 17'si gitti. 10 oldu. Tamam. Şimdi B ve C'yi bulursam olayım bitecek. Yukarıdaki denklemi eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 2, eksi 2, eksi 2 ve topluyorum. Şunlar götürdü. 4B'nin 2B'si gitti. 2B. 10'un ikisi gitti 8. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman B'nin 4 olduğunu buldum. B yerine 4 yazıyorum şimdi. Burası 16 yaptı. 16 eksi 16 olarak karşıya geçti. 2 tane C eşittir eksi 6. C dediğimizde eksi 3 oldu. O zaman bu denklemde B gördüğüm yere 4. C gördüğüm yere eksi 3 yazdım. Ne soruyor? X artı 2 ile bölümünden kalan salladım karşıya. X eşittir eksi 2 yazdım. Soru benden P-2 istiyor. Haydi bakalım P-2. Eksi 2'nin 3. kuvveti eksi 8 2 ile çarptım. Eksi 16 oldu burası. Eksi 2'nin karesi 4. 4 ile 4'ü çarptım. Artı 16 oldu. Eksi 2 yazdık. Burası artı 6 yaptı. Bir de artı 1'imiz var. Şunlar götürdü 7. Hop 7. sorumuzun doğru cevabı aşk. Zorlayacak. Zorlayacak. Bak kendini de geliştireceksin. Hepsi standart sorularda gelmeyecek. Her kalıbı vermek zorunda Selim hocan sana. O yüzden hiç hocam bunlar ne? Bunlar ne deme? Hepsini öğrenmeye çalış. Güzel bir soru daha. Px baş katsayısı 1 olan 4. dereceden bir polinomdur diyor ve Px p eksi x'e eşitmiş. Yani çift polinommuş çift fonksiyon gibi. O zaman çift dereceli terimler olacak sadece. Sana sana iki tane de kökü söylemiş. P-2 ile P4. Şimdi sana bir şey hatırlatıyorum gel. Çift fonksiyonların grafikleri nereye göre simetrikti? Y eksenine göre. Eksi 2 köküyse bunun. Eksi 2 kökü 2 de köküdür. 4 kökü ise diğer kökü de eksi 4'tür. Simetriktir. O zaman bu p denklemini biliyorum ben. Px baş katsayısı 1'di. Başka sayısı 1. Bir kökü eksi 4 ise x artı 4 diye bir çarpanı vardır. Bir kökü eksi 2 ise x artı 2 diye bir çarpanı vardır. Bir kökü 2 ise x eksi 2 diye bir kökü 4 ise x eksi 4 diye bir çarpanı vardır. Yani bu polinom nedir biliyor musunuz? Dağıtıp yaparsanız. Şununla şunu çarptığınız zaman x kare eksi 16 yapar. Şununla şunu çarptığınız zaman x kare eksi 4 yapar. İsterseniz dağıtın. Soru benden P3'ü istiyor. P3'ü şurada yerine yazıyorum ben. Burada 7 yapar. 3'ü burada yerine yazdım. Burası 5 yaptı. 3'ü burada yerine yazdım 1. 3'ü burada yerine yazdım. Eksi 1 yaptı çarptım. Eksi 35 ifinim. 8. sorumuzun doğru cevabı B şıkkımız. Güzel bir soru daha. Kafadar polinom diye bir şey duydun mu? Duymazsın tabii. Selim Hoca'nın sorusu çünkü. Derecesi ile kat toplamı eşit olan polinomlara kafadar polinom denir demiş. Polinomu kafadar polinom olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı. Diyor ki derecesi ile kat toplamı eşit olsun diyor. Hadi kat sayılar toplamını bulalım. P1. 1 yazdığım zaman arkadaşlar ne yapıyor? 1'in 2A-8. kuvvetini aldığınız zaman nedir? 1'dir. Buraya 1 bir yazıyorum. 1'in A-2. kuvveti 1'dir. Ne geldi orada? A kare var. Eksi A var. Eksi 27 var. Düzenledim. A kare eksi A eksi 26. İşte bu benim katsayılar toplamı. Diyor ki katsayılar toplamı derecesine eşit olsun. Gel bakalım bu polinomun derecesi ne? Derecesinin bu ikisin üstümü belirleyecek burası mı? Bilmiyorum. Aya göre değişir. Mesela A'mız 4 olursa A'mız 4 olursa burası belirler. 2 yapar burası 0 yapar. Ama A'mız 7 gibi bir sayıysa falan da burası belirler. Tamam mı? O zaman derece buymuş gibi düşünüyorum önce. O zaman derece kat sayılar toplamına eşit diyorum. A kare eksi A eksi 26 eşittir. 2 A eksi 8 diyorum. Topladım hepsini bir tarafa. A kare eksi 3 A yaptı. Bunu bu tarafa aldığım zaman eksi 18 eşittir 0. Şimdi çarpandan ayırıyorum. A kare A ile A'nın çarpımı. Eksi 18 eksi 6 ile artı 3'ün toplamı yazarım. Toplamı eksi 3'ü veriyor. O zaman burası A eksi 6 çarpı. A artı 3 eşittir 0 oldu. Bunun olabilmesi için A'mız ya 6'ymış ya da eksi 3. Yalnız A eksi 3 olursa polinomun derecesi negatif olacağı için polinom olmaz bu olmaz. Burası için A 6. Diğer duruma bakıyorum şimdi. A kare eksi A eksi 26 denilen katsayılar toplamım derece ya burasıysa A eksi 2 eşit. Aldım hepsini bu tarafa. A kare eksi 2 A eksi 24 eşittir 0 oldu. Yine çarpanlarına ayırdım A A. Burası eksi 6 ile artı 4'ün çarpımı toplamları burayı veriyor. Bakın A eksi 6 çarpı A artı 4 eşittir 0 oldu. A ya 6 A ya da eksi 4 oldu. Bakın eksi 4 yine üstü negatif yapacağı için almam. A'nın alabileceği bir tanecik değer varmış. Toplamlarını istese de bir değer olduğu için cevabım D şıkkı. Ee, normal konu anlatımlarından uzun sürüyor değil mi? Evet konu anlatımlarından uzun sürüyor. Niye? Ee, hem detaylı anlatıyorum hem de güzel sorular var. Güzel sorular var. Bak mesela ben bu soruyu sınavda sorardım. Gerçekten sorardım. Px polinomundan faydalanarak bu eşitlikleri elde edilmiş. N eksi A eksi B nedir? Şimdi bu soruda Px'i bulur isteyen. Nasıl bulur? X yerlerine X artı 4 yazar. Ondan sonra oluşan polinomda X yerlerine X kare eksi 2 yazar. Bunu bulur. Eşitler bir gün falan uğraşır. Ben öyle yapmayacağım. Dedim ki ben size. Polinom eşitliği sorularında değer vermeyi güzel kullanın. Bak değer vermeyi güzel kullanırsan işin biter. Hocam ne vereceğim? En kolay hangisi ise. Sonuçta buradan bulacağım P. Mesela buradan P0'ı bulduysan, buradan da P0'ı bulduysan bulacağın sonuçlar birbirlerine ne olmalı? Çünkü eşit. En kolay işimi kolaylaştıracak değerleri vereceğim. Önce X'e 0 değerini vereyim. X'e 0 değerini verince bakın burası ne oldu? P-4 eksi oldu. Şunlar götürdü 5. P eksi 4 5. O zaman aşağıda da P eksi 4 5 olacak. Buranın içerisine eksi 4 yapacağım şimdi. Kimi? X kare eksi 2'yi eşittir eksi 4 yapacağım. Attım karşıya. X kare eşittir eksi 2. Hocam x kare eksi 2 olmaz demeyeceksin. X kare gördüğün yerlere eksi 2 yazacaksın. Şu polinomu bir düzenleyelim ama. Şurada P x kare eksi 2'yi ben burayı x karenin karesi diye yazayım. Eksi 2x kare artı n. x kare yerine eksi 2 yazıyorum şimdi. Şöyle aşağıda yapayım. x kare yerine gel kalemim. Gel kalemim. Heh. x kare yerine eksi 2 yazınca içerisi eksi 4 yaptı. Bak x kare yerine ben eksi 2 yazdım. Karesini aldım 4. x kare yerine eksi 2 yazdım. Eksi 2 ile eksi 2 çarpıldı. Bir 4 daha. Yanlarında da ne var? n. İşte burasının p eksi 4'ün bana... 5 olduğunu söylemiş. Şurası 8 yaptı. Attım karşıya. N dediğimiz eksi 3. Tamam. N'in eksi 3 olduğunu buldum. Yazdım yerine. Şurada da N yerine eksi 3 yaz şimdi. O zaman bir polinomu buldum. O zaman bu polinomu bulduysam buradan hesaplayacağım. Her değer için yukarı gidebilirim artık. Ama kolay olsun. Şimdi bana A artı B'yi bulmaya çalışacağım. A artı B'yi bulabilmek için X yerlerine ne yazarım burada? 1. Bak yukarıdaki polinomda X yerine 1 yazıyorum. 1 yazdığım zaman içerisi P eksi 3 oldu. Niye 1 yazıyorum? A artı B direkt gelsin onu istiyor benden. Eksi işaretlisini. 1 yazdım eksi 3. 1 yazdım 1 yazdım. A artı B artı 5 yaptı. P eksi 3 buna eşit. Şimdi aşağıda da P eksi 3'ü bulacağım. Bunu bu sefer neye eşitliyorum? Eksi 3'e. Diyorum ki x kare eksi 2 eşittir eksi 3. Karşı alıyorum bu sefer x kare yerlerine eksi 1 yaz diyor. Hadi başlayalım. x kare yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 yazdığım zaman burası p eksi 3 oldu. Eksi 1'in karesi 1'e dönüştü. Eksi 1 ile eksi 2'yi çarptığım zaman 2 yaptı. Artı n oldu. Şimdi n'in eksi 3 olduğunu bulmuştum. E, şurası da 3 yaptı. Şunlar götürdü. P eksi 3 sıfırmış. O zaman P eksi 3 sıfırsa bu da sıfır. Attım karşıya A artı B dediğimiz eksi 5'e eşit oldu. Şimdi A artı B eksi 5 ise eksi A eksi B dediğimiz de 5'tir. O zaman burası 5 yaptı. Sorumun doğru cevabı da 2. 10. sorumun doğru cevabı B şıkkımız efendim. Haydi bakalım 11 ve 12. sorulara geldik. Soru aşırı trik içerir. Aşırı trik içerir. Aşırı trik içerir. Çok dikkat etmen gereken bir soru. Şimdi polinomları için olduğuna göre derece px kaç farklı değer alabilir diyor. Şimdi benzerini konu anlatımlarında çözmüştüm. Ama burada bir trik daha var. Hadi bakalım. Şimdi buranın derecesi 11'miş. Bak x de qx'i çarpmış. px de işleme sokmuş. Derece 11 olmuş. Şimdi ben şuradaki m10 olsun diyorum şimdi. Eğer m10 olursa bunun derecesinden 10 geliyor x üzeri 1 ile çarpılıyor. x üzeri 11 olmayı burası sağlıyor. Burada ne var? Px'ten x üzeri 11 gibi bir şey çıkarıldığında eğer derecesi 11 ise Px'in derecesi 11'den büyük olamaz bir kere. Px'in derecesi mesela 12 olursa burada da 12 yazardı. 12 olurdu. O zaman Px'in derecesi ne olabilir? 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 2 1 0 ama bu kadar da kolay değil. Şimdi gel buraya. Bak. Burada küp yazıyor mu? Yazıyor. Ben ene 0'da 1 değerini verdiğim zaman bile derecesi nedir buranın? 3'tür. Ene 2 değerini verdiğim zaman derecesi 3'tür. Yani burada x küplü bir terim olduğu için benim derecem 3'ten küçük olamaz. x küp var çünkü burada. He, o zaman 3 üç ve 3'ten büyük alır gibi görünüyor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 olur gibi görünüyor. Ama bir trik daha var. Şimdi ben n'e 0 değerini ver. Bak, n'e 0 değerini verdiğim zaman derecesi 3 oldu. Tamam. N'e 1 değerini verdiğim zaman, n'e 1 değerini verdiğim zaman derecesi yine 3 oldu. N'e 2 değerini verdiğim zaman derecesi yine 3 oldu. Peki n'e bir 3 değerini verin. Bakın ne oluyor. 3 verdim. 2x küple 2x küp birbirlerini götürdü. Pıt. 1 oldu. Yani ben n'e 3 değerini verdiğim zaman benim derecem 1 de olabiliyor. Tri yakaladın mı? Yani n'e 3 değerini verdiğim zaman derecem 1 oldu. Bakın ondan sonra n'e 4 verince derece 4. n'e 5 verince derece 5. Bundan sonra 11'e kadar gidiyor. O zaman... 9 değer burada var. 1 değer burada. 11. sorumun doğru cevabı D şıkkımız. Yakarım canını. Yakarım canını öyle. Haydi bakalım. Son sorumuz 2019 AYT yılında. AYT yılında ne? 2019 AYT sınav sorusu. En yüksek dereceli teriminin kat sayısı 1 olan ikinci dereceden gerçel sayılı Px polinomunun iki farklı kökü P0 ve P-1'dir. Bize polinomun iki tane kökünü söylemiş. Baş kat sayısını da söylemiş. O zaman denklemini kurarım ben. Baş kat sayısı 1. Tamam mı? 1 yazmıyorum bile. Bir kökümüz P0'mış. O zaman böyle yazdım. Bir kökümüz de P-1'miş. X-P-1. İlla sayı demek zorunda değil. Bir kökü oymuş, bir kökü oymuş. Buna göre diyor ki P2 değeri kaçtır? Şimdi P0'ı ve P1'i bulmam lazım. Çok basit. Bak şurayı gören işi bitirir. Şimdi x yerlerine bir sıfır yazıyorum. Sıfır yazınca burası p sıfır oldu. Bak çünkü şu P0, p sıfır p eksi bir bilgilerini kullanacağım. Sıfır yazdım burası eksi p sıfır oldu. Çarpı sıfır yazınca burası da eksi p eksi bir oldu. Bak şu eksiler artıya dönüştü. Şuradaki p sıfırlar birbirlerini götürdü. P eksi birin bir olduğunu buldum. Hadi şimdi devam. Şimdi o zaman bir de P-1 bilgisini kullanabilmek için X gördüğüm yerlere bir de eksi 1 yazayım. Yazdım. P-1 eşittir. Eksi 1 eksi ee, ne gelmişti arkadaşlar? P-0 götürmüştü. P-1'i bulmuştuk tamam. Burası P-0 yaptı. Tamam çarpı x yerlerine eksi 1 yazdım. Eksi 1 eksi yaz kalem. he P eksi 1 oldu. Tamam. P eksi 1'in 1 olduğunu buldum mu? Buldum. 1. Şimdi buradan eksi 1 eksi P 0'ım var. Şuranın 1 olduğunu bulmuştum. Eksi 1 eksi 1. Burası da ne yaptı? Eksi 2 yaptı. Tamam. Şimdi o zaman her iki tarafı neye bölüyorum arkadaşlar? Eksi 2'ye bölüyorum. Her iki tarafı eksi 2'ye böldüğüm zaman şunlar birbirlerini götürdü. Şu eksi 1 de karşıya artı 1 olarak geçsin. Eksi 1 bölü 2 artı 1 eşittir eksi p sıfır yaptı. O zaman burayı topladığım zaman 1 bölü 2 eşittir eksi p sıfır. O zaman p sıfır dediğimiz eksi 1 bölü 2 eşit oldu. Bunu da biliyorum. Bunu da biliyorum. Yerlerine yazacağım. P sıfır yerine eksi 1 bölü 2. E görünmüyor mu soru? Vallahi görünmüyor mu? Ne yaptık ya? Ne yaptık ya? Neyse. indirdim aşağı. Şimdi görürsünüz. Şimdi P sıfır yerine eksi 1 bölü 2. P eksi 1 yerine de 1 yazdım. Polinomum şu oldu artık. P x eşittir. X eksi eksi şunlar neye dönüştürdü? Artıya. Artı 1 bölü 2 çarpı x eksi 1 oldu. Soru P 2 istiyor. Artık üstüne 2 yazdım. 2 yazdım. Payda eşitledim. 4 1 ile topladım. 5 bölü 2. Bir de burası yaptı. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız. Beyinler yanacak dedik. Beyinler yanacak dedik ve diğerlerinde de çok zorlaşmıyor hemen hemen aynı seviyede gideceğiz iki tanecik daha testimiz kaldı ama güzel sorular güzel sorular güzel sorular öğren bunların hepsinin sınavda gelebilir kendinize iyi bakın efendim bu arada saat 12'ye gelmiş olsun olsun emek vermeye tamam görüşürüz bay bay